Akbediyat o zamanki şeyle 3 katı. Etki alanı itibariyle 3 katına sahip. Bir sürü ilçeyi dahi içinde sayıyorlar. Peki bunu nereden biliyoruz? Bu belgeden anlıyoruz. Diyor ki Sarsan'da, Asırmansur'a, Midyat'a, Akça'da birer dönem hükümet konağı yapmamız lazım. Niye? Diyor ki Bizans'tan kalan hükümet konağı artık ihtiyacı karşılamıyor. Şöyle söyleyeyim, biz hep Midyat çok eski bir şehirdir, kadim bir kültürdür. Bunu hep söylüyoruz ama rivayeten söylüyoruz. Bizim amacımız da bunu acaba belgelerle ne kadar belgelendirebiliriz? Yani tarih sayfalarından bir sayfayı nasıl kaldırabiliriz'in gayesiyle yola çıktık ve serginin amacı da şu şekilde bir paragrafla özetlemeye çalıştık. Dedik ki madem Midyat dinler, diller, inanç ve kültür kenti, acaba her gün kullandığımız kavramları, önünden geçtiğimiz mekanları daha yakından tanıyabilir miyiz? Veya merak ettiğimiz ama sebebini bilmediğimiz yerlerini milletimize, Midyatlara anlatabilir miyiz? Yani temel amacımız bu, yola çıktık ve pankartta da bu afişte de yazmaya çalıştık. Midyat'ın bugüne kadar kullanılan bütün isimlerini kullanma yoluna seçtik. Peki nedir bu isimler? İlkinde bizim bu Asurlar belgelerinde Midyat'la ilgili yazılı kaynaklara ulaşıyoruz. Orada da diyor ki bölge için Kaşiyari ifadesini kullanılıyor. Daha sonra Süryani kaynaklarına baktığımızda Turabdin kelimesi geçiyor. Arap kaynaklarına, daha çok Abbasi kaynaklarına baktığımızda da Cebeli Tur. Daha sonra Osmanlı'ya, Eyyubiler'de de aynı şekilde kullanılıyor. Osmanlı'ya geçtiğinde de Tur Nahiyesi diye geçiyor. Kürtler de buraya Çiyayi Tore diyorlar. Yani hepsinin ortak kelimesi dağ üzerinde odaklanmış olmaları ve en son hepsinin ortak kullandığı tabir Matiata, yani mağara kenti. Yani tarihi kaynaklara baktığımızda Midyat'ın en az 2600 yıllık bir yerleşim yeri olduğunu net olarak söyleyebiliyoruz. Ama bunu söylerken sadece şehir merkeziyle yetinmiyoruz. Yani Midyat ve çevresinin, Turabdin ya da Çiyayi Tore edilen yerin bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Dönem dönem bazı çıkan hastalıklar, savaşlar, bazı boşaltmalar olmuş olabilir. Yani insansızlaşma durumları olabilir. Ama bir bütün olarak baktığımızda, net bir tarih verdiğimizde en az 2600 yıllık bir yazılı tarih olduğunu görüyoruz. Onu Roma ve Pers kaynaklarından da şöyle bir ayrıntıya dikkatimizi çekiyor. Yaklaşık olarak 309 yıl iki imparatorluğun sınır şehri olmuş. Yani Dara'dan başlayıp Siirt'e kadar devam eden şehrin Bizans tarafında kalan kısmı burası. Dolayısıyla Bizans kaynaklarında da buranın çok imarı edildiğine dair belgelerimizde, yani belgelerimize baktığında onlardan kalan bir sürü eserimizin olduğunu görüyoruz. Özellikle kiliselerin büyük kısmı Bizansların katkılarıyla yapılmış. Evet, bu aslında bu serginin en kazançlı ve herkesin hoşuna giden belgelerin başında gelen bir şey. Her ilçenin olduğu gibi Midyat'ın da kadimden beri gelen bir isteği var. İl olmak istiyor. Ancak bunu il olmak istiyorken biz bu böyle bir belgenin varlığından haberdar değildik. Ta ki bu çalışma yapılıncaya kadar Osmanlı'nın son zamanlarında yeniden yapılandırma kapsamında Diyarbakır vilayeti yeniden yenilenirken, yani sınırları yeniden belirlenirken, belgeye göre bakıyoruz ki Sir ve Martin sancakları feshediliyor. Mardin'in içinde yer aldığı şu anki şehir merkezi Livan merkezi yapılıyor. Bu da eğer bir gün il olmak olacaksak bizim başlangıç tarihimiz olarak 1868 yılı alabiliriz. Biz bir kez il olduk, yine o hakkımızı alabiliriz. Yani burada artık tarihi kazanılmış bir hakkımız var. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani buraya baktığımızda inanç olarak 4 dine mensup insanların yaşadığını net olarak biliyoruz. Peki nedir bunlar? Birincisi Yezid ya da Ezidiler dediğimiz Şemsilerden, Mecusilerden kalan milletin en eski millet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İkincisi Süryaniler. Süryaniler de tek başta sadece Süryani değil. Yani Yakubiler,
Arabiler ve diğer onun versiyonu olan bütün halkların farklı versiyonları burada yaşadığını net görüyoruz. Daha sonra Arapların Mahalmi diye adlandırılan ve yörede sayıları geniş bir kitleyi bulan Mahalmilerin de var olduğunu biliyoruz. Bu sergimizin de en eski belgesi Mahalmiler üzerine kurduk. O da 1330 yılına ait Eyyubiler dönemini anlatan bir Arapça eser var. Eserin aslı şu an Viyana Milli Kütüphanesi'nde. Onun bir bölümünü bir Arapça hocamızın katkılarıyla tercüme ettik. Sergimizin önemli parçalarından bir tanesi olarak görüyor. Ve yöre olarak da baktığımızda da dönem dönem gelen giden kavimlerin de var olduğunu, bir dönem Çerkezlerin de yoğunluklu olarak geçiş güzergahı olarak kullandıklarını biliyoruz. Belki bu bilgi çok nadir bilinen bir bilgi. Özellikle Suriye'ye geçmek isteyen ve Rus harbinden gelen kişilerin Suriye ve Umman'a Midyat üzerinden gittiğini biliyoruz. Bu da buranın bir istikrar adasının olduğunu gösteriyor. Yani başı sıkışan son zamanlardaki bunun sebebi Cizre ve diğer yerlerdeki insanlar da başı sıkıştığında batı illerine gelmediler, Midyat'a göç ettiler. Bu da bu tarihi bir belgeye dayandırdığını var kabul ediyoruz. Geçmişte de Van'dan gelen, Harput'tan gelen, Hasankeyf'ten gelen, Diyarbakır Kabi Köyü mesela, buradaki Süryaniler, şu an içinde bulunduğumuz konağın sahipleri 300-400 yıl önce Diyarbakır Kabi'den Midyat'a geldiler. Zati ailesi diye tarif edilir. İsa Zati Çelme Diyarbakır Kabi Köyü'nden buraya gelmiştir. Bu belgemiz Osmanlı'nın ilk anayasası, kanun esası kabul edildiğine dair 1877 tarihli bir belge ve sadece bu anayasa kabul edildikten 13 gün sonra bu yapılan demokratik ve hürriyeti genişletici şeyin bölgede çok olumlu karşılandığını, hürriyeti desteklediğini, buna ilişkin bunu yapan saraya, Osmanlı sultanlarına teşekkür ve takdirlerini sunmak için o dönemki ilçe heyeti, idare heyetinin din ve dil farkı gözetmeksizin gönderdiğini biliyoruz. Belgede de çok güzel bir tabir kullanılıyor. Yani belki yakından çekebilirseniz daha iyi olur. O dönemin kaymakamı aynen kullandığı ibare şu. Ben diyor şehrin ileri gelenlerini çağırdım. Dini ruhani liderleri çağırdık. Anayasayı onlara okudum. Hepsi çok mutlu oldular. Çok iyi karşıladıklarını belirttiler. Biz de onların bu teşekkürlerini size iletmek için bu mektubu kaleme almaya karar verdik. Teşekkürlerimizi kabul edin diyor. Yani kültür seviyesinin ne derece yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz buraya bakarak. Yani şehir gerçekten o dönem, biraz sonra başka belgelerimiz var, eğer vaktiniz olursa ona göstermek istiyorum. Çünkü o dönem misyonerler çok ciddi bir faaliyetleri var burada. Ve şehir halkı kültür ve eğitim ve kültür olarak çok üst düzeydeler. Tarih sürekli tekerrür ettiğinin aslında kanıtı. Şimdi Suriye'de yaşananlar, Orta Doğu'da yaşananlar ilk defa yaşanan önümüze gelen meseleler değil. Tarihi belgelere baktığımızda özellikle Amerikalı protestan misyonerler, İngiliz protestan misyonerlerin bu bölgeyle ilgili çok önceden faaliyetleri var olduğunu ve bunu bölgeye gördüklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesini bir örnek teşkil etsin diye sergimizin içine koyduk. 1891 tarihli bir belge, bir belgede o dönem Mardin Amerikan Okulun Midyat ve köylerinde 3 tane şubesinin olduğunu görüyoruz. Bir tanesi şehir merkezinde, bir tanesi şu an ayakta resimde koyduk eğer görebiliyorsanız Batı Protestan Okulu, bir tanesi de Arnas'ta Protestan Okulu'nun var olduğunu görüyoruz. Orada okuyan Ali Ramon'un oğlu Ramazan adında bir Müslüman çocuk 12 yaşında. Önce okulda okutulduktan sonra Mardin'i alıyorlar. Daha sonra Mardin'den Halep'e, Halep'ten Şam'a, Şam'dan Lübnan'a, Lübnan'dan da Amerika'ya götürülüp eğitildikten sonra çocuk dini değiştiriyor. Daha sonra bu çocuk bütün Orta Doğu'daki bütün Protestan kiliselerinden sorumlu olmak üzere atanıyor. Yani dolayısıyla çocuğun kültüründen, bildiği dillerden yararlanmak istedikleri ve bölgeyi çok iyi etüt ettiklerini net olarak ifade edebiliyoruz. Ve en son 1945 yılında vefat ettiğini, bu kişinin öldüğünü, o tarihe kadarki bütün Protestan kiliselerin
sorumlu faaliyetlerini yürüttüğünü görüyoruz. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsanız en az 30-40 yıl önce hazırlığını yapmanız gerektiğini net olarak söyleyebiliriz belgeye bakarak. O açıdan önemli bir belgemiz. Şimdi baktığımızda Midyat'ın temel iki tane sorunun var olduğunu görüyoruz. Yani geçmişten günümüze temel sorunu var. Bir tanesi işsizlik, bir tanesi susuzluk. Belgelere baktığımızda 1872 yılında buraya yakın Ankef Köyü denilen, şimdi Kayapınar denilen köyden Midyat'a su getirme projeleri ve girişimlerin var olduğunu biliyoruz. Belgede geçen ifadeyle Midyat'a su getirmek vaciptir deniliyor. Yani biliyorsunuz yöremiz Şafilere yoğunlukta olduğu bir yöre. Ya bir şey sünnettir ya farzdır. Ama kullanılan o zamanki resmi dilde vacip olduğunu ifade ediliyor. Ancak anlıyoruz ki yerine gelmemiş. 25 yıl sonra suyun gelmediğinin delili olarak artık susuzluk. Yani belgedeki ifadeyle kıllati baran nedeniyle şehri Midyat'ı şu anki dar geçitte su kaynağının olduğu yere taşıma girişimleri başlamış. 1901 yılında. Ancak o dönem Midyat'ı yönetenler, yöneticiler seçilmişler. Buna karşı çok ciddi, ilk defa çok ciddi bir reaksiyon gösteriyor. Yani Müslümanlar, Hristiyanlar, yönetilenler, din adamlarının tamamının ittifak ettiğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Belgeye baktığımızda o dönem Midyat ileri gelen bütün dini önderlerin tamamının imzasını taşıyan bir belge var. Kesinlikle biz ilçemizin başka bir yere taşınmasını istemiyoruz. Buna karşı koyuyoruz. Eğer gerekiyorsa biz bütün kaynaklarımızı birlikte imece usulüyle kullanacağız. Bu sorunun üstünden geleceğiz ama taşınmaya karşıyız. Sonuçta bu çıkan itilaf Danıştay o zamanki şurayı devlete intikal ediyor. Danıştay kararıyla bu şehri nakletme girişiminden vazgeçtiklerini görüyoruz.